Sporcularda kasık ağrılarının altında yatan birçok neden vardır. Kasık ağrılarının nedenleri direkt kasık bölgesinden kaynaklanabildiği gibi yansıyan ağrı dediğimiz vücudun başka bölgelerinden oraya gelen, oraya yansıyan, oraya iletilen ağrılar da olabilir. Bu nedenle kasığı adeta bir kavşak bölgesi gibi nitelemek doğru olur. Tabii kavşak demek hareketin olduğu, birçok noktanın oraya açıldığı, dolayısıyla birçok problemi barındıran bir bölge demektir. Kasık da gerçekten tam anlamıyla bu tarife uyan bir yerdir. O nedenle kasık ağrısı deyince bunun altında kalça ekleminden kaynaklanan ağrılar yatabilir. Kalça eklemin içinden kaynaklanan, yani kalça eklemin içindeki bir kıkırdak problemi, kalça eklemin içindeki bir bağ yaralanması, labrum dediğimiz dizdeki menisküse benzeyen bir yapının yaralanması gibi nedenler yanında kalça eklemin dışından kaynaklanan, kalça eklemi kapsülünden kaynaklanan, kalça çevresindeki sinirlerin sıkışmasından kaynaklanan sorunlar olabildiği gibi özellikle sporcularda en sık kas ve tendon yaralanmaları, bu bölgenin kas ve tendon yaralanmaları akla gelir. Bunun yanında yine son yıllarda daha rahat, daha iyi tanı koyabildiğimiz için ön plana çıkan sporcu fıtığı denen, çoğu kez gerçek fıtık olmayan ama sadece bir karın duvarı zayıflığından kaynaklanan faktörler de kasık ağrıları nedenler arasında akla getirilmelidir. Bunun yanında özellikle kasık ağrısı deyince bel ağrılarının bu bölgeye yansıyabileceği, daha uzak bölgelerdeki sinir sıkışmalarının kalçaya uzanan ağrılara yol açabileceği de mutlaka akılda tutulmalıdır.